Selamlar YouTube, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda abi Nieko geldi sonunda. Riot Nieko bombasını bıraktı. Dediğim gibi kartlar zaten önden sızdırılmıştı. Bundan sonra da Poro Kralı geleceğini biliyoruz. Ama yine de Riot'un biz resmi şeyini takip ediyoruz, kart açıklamasını. Sadece Nieko'muz var bugün, yanında hiçbir kart yayınlanmadı. Büyük ihtimalle yarın da sadece Poro Kralı olacak. Poro Kralı'nın yanında kart açıklayacaklar mı bilmiyorum. Çünkü takipçiler, büyüler bitmiş gibi duruyor. Şu anki şeyde bakacağız. Okay. Nieko'ya geçmeden önce abi kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like edebilirsiniz. Kartlarla ilgili düşüncenizi, Nieko ile ilgili düşüncenizi yorumda belirtin. Katıl butonumuz da var. Oradan da katılarak destekleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle şununla giriş yapmak istiyorum. Kılığına bürün diye bir yeni terimle geliyor. Oyuna girmeden önce gizlice başka bir birime dönüşür. Oyundan ayrılana ya da seviye atlayana kadar gerçek kimliğini rakibe göstermez. Nieko'da da bu özelliği görüyoruz. Şimdi bu çok ilginç bir özellik. Şöyle düşünmek istiyorum bunu. Nieko'nun dönüşme özelliği ilk LoL'e geldiğinde ne kadar çöp olduğunu herkes hatırlıyordur. Kimse kullanmıyordu. Nieko'yu böyle AD falan oynuyordu insanlar. Sonra bayağı broken yaptılar. Şu an Nieko'nun gizlilik özelliği bayağı kullanılıyor. Bir kart oyununda bu ne kadar işe yarar bilmiyorum. Böyle bir gizlenme özelliği. Bakacağız yani, şu ana kadar sadece Nieko'nun üzerinde var. Başka kartları da getirirlerse ona göre bakacağız. Okay, şimdi Nieko'ya bir giriş yapalım abi. Şöyle yeni sekmemizi açalım. 2022 bir Runeterra şampiyonu ve şekil değiştirici isimli bir alt tipi var. Bu da bir shapeshifter abi. Nidalee shapeshifter mi? Bir dakika. Nidalee shapeshifter o zaman. Dur, hatırlamıyorum. Nidalee direkt kedi. Wow. Okay. Tamam. Nidalee shapeshifter değil. Okay. Nieko'nun kendisi şekil değiştirici. Köken envai çeşit orman dostu. Ne diyor? Deste kurarken kuş, kedi, köpek, elnük, peri, sürüngen ve örümcek takipçileri destene koyabilirsin. İlginç bir köken. Çok spesifik yani, şey dememiş. Bütün alt kökten tipi olan kartları koyabilirsin demiyor. Direkt spesifik olarak bunları koyarsın diyor. Okey. Kökenimdeki alt tiplere ait 2 manlık 3 takipçinin birinin kılığına bürünürüm. Şimdi bu şöyle oluyor galiba. Nieko'yu oynuyorsunuz. 3 tane takipçi sunuyor size. Bunlardan birinin kılığına bürünüyor. Rakip de Nieko oynadığınızı bilmiyor bunu oynadığınız zaman. 2 manalık oynuyorsunuz çünkü Nieko'nun kendisi de 2 mana. Mana konusunda saçmalık yok. Yani 2 manaya 3 manalık bir kart oynamıyorsunuz. Öyle bir saçmalık yok. 6 farklı alt tip dost birbirine saldırdığında da Nieko ablamız level atlıyor. Level attıktan sonra da elusive veriyor. Şimdi ilginç. Mesela level up'ını bence yeterince yapamamışlar. Alt tipi olan her yerdeki dost birimlere +1/+1 kazandırırsın. Her saldırdığında bu buff'ı veriyor. Yani bu Nieko'nun temasına pek uyduğunu düşünmüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Nieko'nun ultisi var değil mi? Millet stunlıyor, zıplatıyor, tek atıyor. Yani her yerdeki ürünleri bufflamak, evet, LoL'den biraz sapmışlar bu konuda. Daha çok buradaki dizaynına odaklanmışlar. Okey, bu da bir dizayn tercihi. Sürekli saldırmanız lazım bununla. Bu da çok bir özellik olacağını sanmıyorum. Çünkü şöyle düşünün. Bu destede silahlanma oynamayacaksın. Nieko ile birlikte silahlanabileceğini hiçbir şekilde sanmıyorum. O yüzden bu özellik bir kere çalışacak. Yani ilk saldırısında Nieko seviye atladıktan sonra ilk saldırısında +1/+1 verecek. O kadar, sonra fos. Bakacağız yani, çok umudumu yükseltmiyorum. Çünkü bu tarz kartlar umut yükseltince hayal kırıklığına uğruyoruz. Nieko'ya 500 üzerinden temiz bir 3 vereceğim abi. Siz ne düşünüyorsunuz onu da belirtin puanlama olarak. Benim çok şeyime yatmadı diyebilirim. Bakacağız ama. Diğer şeyine de bakalım. Bir de büyüsü var galiba. Nieko Kandırıkçı. Bir dost birim birebir hayali bir kopyasını oluşturursun. Ardından ikisinin yerini değiştirsin desen. İşte bu da garip bir özellik bak. Şimdi hayali bir kopyasını oluşturuyorsun. Rakip bilmiyor ama herhalde. Ya da biliyor mu? Biliyor o zaman. Tamam, biliyor. Hangisinin hayali olduğunu biliyor. Aynen, burada o tarz bir özellik yazmıyor. Örnek veriyorum, bir birimle saldırıyorsun. Bayağı iyi bu arada. Şimdi atıyorum birimle saldırıyorsun. Sonra bunu oynuyorsun. Hayali kopyası oluşuyor. O birim hayali kopya bench'e geliyor. İkisi yer değişiyor. Yani aslında kendi birimini korumuş oluyorsun. Biriminin hayali versiyonuyla da rakibe vurmuş oluyorsun. Hiç kötü bir özellik değil aslında. Ama sıkıntılı yanı sadece Nieko ile oynayabiliyor olmanız bu kartı. Aynen. Yani bu kart Nikon'un şampiyon büyüsü olmak dışında oynanabiliyor olsaydı baya güzel olabilirdi. Aklıma manyak Z komboları geliyor şimdiden. Deli bir şeyler yapabilirdik. Ama bakalım sadece Nikon'un büyüsü. Okey. Bu arada abi şunu da söylemek istiyorum. Şehir dışına gideceğim bayram boyunca. O yüzden gameplayleri bayramdan sonraya bırakacağım. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yazın. Yani sadece düşüncelerinizi yazın. Bir şey değişmeyecek. Bayram yani çekmeye vaktim olmuyor çünkü. Siz de düşüncelerinizi belirtin. Bayramda da çok şey olacağını sanmıyorum. Bayramdan sonra her şey yaptıktan sonra, geldikten sonra temiz pazartesinden itibaren videolarımıza başlarız. Okey. Bu videoyu da burada bitirelim. Biraz kısa bir video olacaktı bu. Nico'ya baktık, değerlendirdik. Okey. Kanala abone değilseniz abone olup dinleyip like atabilirsiniz. Dediğim gibi pazartesi gameplaylerle burada olacağız. Bir de Poro Kralımız olacak. Yarın da Poro Kralı'na bakacağız. Sonra gameplaylerle buradayız. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Şimdiden iyi bayramlar. Bay bay.